ediyoruz. Partnerin bu bölümünde hem yurt içi taraftan önemli gelişmeleri aktarıyor olacağız hem de ABD tarafındaki gelişmeleri efendim sizlerle birlikte konuşmuş oluruz. Amerikan vadeli tarafta %3.57 ve %2.66 kayıplar var. Birazdan grafik detaylarını anlatırız ama öncesinde Forum USA'dan gazeteci Anıl Sural'a gidelim. ABD'de olağanüstü dönemlerden geçiyor. New York'ta ordu sokağı bileydi diyelim. Tüm bunları Anıl Sural'dan dinleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Maalesef bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Rakamlara baktığımız zaman 35 bin pozitif koronavirüs vakası var. 400 üzerinde kişi hayatını kaybetti. 180 üzerinde kişi ise iyileşmiş olarak hastaneden taburcu edildi. New York'ta 16 bin pozitif korona vakası var. 114 kişi hayatını kaybetti. Washington eyaleti ikinci 2000'in üzerinde vaka, 95 kişi hayatını kaybetti. New Jersey'de 1900'ün üzerinde vaka, 20 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya'da ise 1800'ün üzerinde pozitif korona vakası var. 35'in üzerinde kişi ise hayatını kaybetti. ABD'de hayat durma noktasına geldi. Devlet daireleri ve özel yerler evlerinden çalışıyor. Çoğu yer kapalı. Tabii ki sokakta olan kişiler de var ama genel anlamda insanlar ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Marketlere biz de gittik ve baktığımızda tuvalet kağıdı bulunamıyor. Onun dışında ihtiyaçlar genel olarak karşılanıyor. ABD genelinde bir panik havası olduğunu söyleyebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarına devam etti. Cumartesi ve dün hafta sonunda yoğun mesaisine devam etti. Ulusal Muhafız Ordusu'nun New York, Kaliforniya ve Washington eyaletinde görevde olacağını söyledi ve yakın olarak takip ettiklerini koronavirüsün bununla ilgili yeni açıklamalar yapacağını söyledi. Koronavirüs testleri de daha fazla noktaya yayılacak. Şu an tabii ki bazı noktalarda yapılıyor ama daha fazla yapılması gerekiyor. Bununla da ilgili olarak 45 dakikada sonucu verecek bir testin önümüzdeki günlerde devreye sokulacağını söyleyelim. Tabii testler ücretsiz fakat Amerikan medyasına baktığımızda birisi tedavi oluyor ve taburcu olduktan sonra evine 35 bin dolarlık bir fatura gönderiliyor. Bununla ilgili Amerikan medyasında ve kamuoyunda tartışma var. Bu tedavinin çok yüksek olduğundan tabii ki sağlık konusunda ABD'de sıkıntılar yaşanıyor. Bununla ilgili bakalım Donald Trump'ın bir açıklaması olacak mı göreceğiz. Tabii test sonuçları geç açıklanıyor. Ben de bugün New Jersey'de bir Türk çift koronavirüs vakasına yakalanmıştı. Onlarla konuştum. Kendileri 4 gün sonra testin sonucuna ulaştıklarını söyledi. Ve kendileri evde karantina altında olduğunu açıkladı. Tabii ki neden evde karantina altında olduğunu sordum. Hastanede tedavisi görmesi gerekirken. Kendileri çok ağır hastaların hastanede tedavi olduğunu, daha hafif hastaların evlerinde tedavide olduğunu söyledi. Aslında yatak kapasitesi de burada hatırlatılıyor. Bakalım ilerleyen günlerde daha fazla hasta geldiğinde, pozitif vaka geldiğinde nasıl olacak? New York Belediye Başkanı bununla ilgili Donald Trump'tan hastane kapasitelerinin arttırılması konusunda destek istedi. Ayrıca ellerinde hastanelerde 10 günlük malzeme olduğunu bir federal hükümetten destek beklediklerini söyledi. Bakalım ilerleyen günlerde açıklama yapılacak ama New York nüfusun en çok olduğu yer kısmi olarak sokağa çıkma yasağı getirildi. Bununla ilgili orada önlenmeye çalışıyor. New York dışında New Jersey, Kaliforniya, Illinois ve Connecticut'ta sokağa kısmi olarak çıkma yasak. Tabii ki bu nasıl? Türkiye'den biraz daha farklı. Kişiler restoranlara gidebiliyor ama sadece ürünleri alıp çıkıyorlar. Onun dışında da alışverişlerini yapabiliyorlar, temel ihtiyaçlarını. Ondan sonra evlerine gitmesi gerekiyor. Bununla da ilgili ABD'de medyasında asker sevkiyatı mı gerçekleşti şeklinde bir video dolanıyordu. Pentagon sözcüsü bir asker sevkiyatının olmadığını, görüntüde olan tankların Illinois'ta üretilip North Carolina'daki askeri üste sevk edildiğini söyledi. Ama Donald Trump ulusal muhafızların bu koronavirüsün çok fazla görüldüğü yerde kontrol altına tutmak için görevde olduğunu belirttiler. Onun dışında
ABD senatosuna bu koronavirüsün sıçradığını söyleyebiliriz. Çünkü ABD senatosundaki cumhuriyetçi Rand Paul'da koronavirüs vakası görüldü. Kendisi Twitter'dan bunu açıkladı. Temsilciler meclisinde de iki kişi de bu geçtiğimiz hafta görülmüştü. Bu hafta maalesef sayılar biraz daha artacak çünkü test sayıları arttı. Ama ABD Başkanı Donald Trump yeni önlem paketlerini açıklayacak. ABD Hazine Bakanı Mnuchin de 4 trilyon dolarlık likiditenin ABD piyasasına sokulacağını söyledi. Kendileri Fed, ABD Merkez Bankası ile birlikte bu paranın yayılacağını söyledi. Son olarak şunu aktaralım. ABD halkını peki nasıl etkiliyor? ABD halkına baktığımızda sadece süpermarketlere gidiyorlar. Onun dışında temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında bir şey yapmıyorlar. Çünkü bir panik havası var. İşletmeler tabii ki bundan büyük zorluk çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump Nisan ayının sonuna kadar kiralarını ödenemeyeceğini, koronavirüsten sıkıntı çekenlerin elektrik, su faturalarının da ödememesinin önüne açık olduğunu söyledi. Tabii ki belediyeler de, yerel yerlerde bununla ilgili açıklamalarını yapıyor. Fakat Nisan sonuna kadar ABD'de koronavirüsün devam edeceğini şu ana kadar yapılan açıklamalarda sizlere aktarabiliriz. Biz de Türkiye'de izleyen herkese evlerinde kalması gerektiğini vurgulayalım. Çünkü hiçbir yerde yayılmasını istemiyoruz. Dualarımız koronavirüsün bir an önce bitmesiyle ilgili. Lütfen sizler de evlerinizde kalın. Evet, Forum USA'dan gazeteci Anasur Al aktardı. Evinizde kalın dedi. Yani çok haklı. Bunu asla esnetmemiz gerekiyor. Virüsün özellikle çok yakınımızdaki insanlara bulaştırma riskimizden var. Yani kendimizin gezmesinden ziyade bu virüsü yakınımızdaki insanlara bulaştırabiliriz. Unutmayalım ki virüs hareket etmiyor, biz hareket ediyoruz. Biz hareket ettikçe de virüsleri taşıyoruz. Bu risk önemli. Şimdi ABD tarafından tabii vaka sayısı ve bu işin enkazı bir miktar daha net olmaya başladı. 4 trilyon dolarlık bir likidite enjeksiyonundan bahsediyor Fed. Bugün de Türkiye saati 16.45'te bu virüs